Bas ateş bas. Oradalar bak, gidiyorlar bas. Merak etme abi, merak etme, basıyorum. Sık abi sık. Sık. Vurdum abi, vurdum. İkisini vurdum. Sık abi sık. Öldüler. Öldüler galiba abi. Öldüler. Ivanov ölmemiş ateş. Ivanov ölmemiş. Kaçıyor. Kaçıyor mu? Lan. Lan. Atla abi, atla. Atla. Lan. Gel lan buraya şerefsiz. Gel lan. Allah kahretsin. Abi. Abi dikkat et. Abi. Çatıdalar abi. Adamları var abi. Adamları var. Saklan abi. Saklan saklan saklan. Ivanov. Öleceksin. Ben bugün ölmeyeceğim. Siz öleceksiniz. Siz. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Victor abi. Hadi bitirelim şu işi abi. Bağırma lan. Geber. Victor abi. Saklanıyor. Evin içine girdi galiba. Dikkatli ol abi. Merak etme ateş. Ben dikkatliyim. Ateş ileride, kalabalık var. Dikkat et. Bu işin artık kalabalığı falan kalmadı abi. Umurumda değil. Hepsi ölsün istiyorum. Hepsi. Yeter artık bu şerefsiz yüzünden çektiklerimiz. Yeter. Ölsün ve bitsin istiyorum abi. İlerliyorum. Ateş dikkatli. Vallahi abi bu işin dikkati falan kalmadı artık. Dikkati falan kalmadı. Bitireceğim şerefsizin işini. Sanırım bu. Öldürdüm abi. Öldürdüm. Ivanov'u öldürdüm. Sanırım bu sefer gerçekten öldürdüm. Şerefsiz. Yakaladım abi. Yakaladım. Bu değil mi? Evet aslanım. Evet. Bu şerefsiz. Yakaladın sonunda. Ivanov. Yakaladın. Eline sağlık ateş. Eline sağlık. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Lakin ne demişler? Öldüğünden emin ol. Abi 2 yıl oldu. 2 yıl. 2 yıldır Sofya'yı görmedim. Abi 2 yıldır evimden uzağım. Sırf bu şerefsiz yüzünden. Biliyorum aslanım, biliyorum. 2 yıldır uzaktayız. Artık sence de eve dönme vakti gelmedi mi? Ivanov ve tüm çetesini çökerttik. İstihbarattaki bağlarını koparttık. Artık onunla hiç kimse ilintili ve çıkıntılı değil. Peşimizden gelecek kimse kalmadı. Kimse. Haklısın abi, haklısın. Hiç kimse kalmadı. Hepsini kuruttuk. Artık nihayet Sofya güvende. Aynı şekilde biz de. Bu şerefsizin ölümüyle artık geride kimse kalmadı. Hadi öyleyse şampiyon, eve dönme vakti. Sevdiklerimiz bizi bekler. Ateş ne olur ne olmaz. Ben bir tane daha sıkayım da. Ölmez falan bu şerefsiz. Hadi gidelim. İyi yaptın abi, iyi yaptın. Ellerin dert görmesin. Harbiden ölmez falan. İyice temize çekelim. Of be. Sonunda. Sonunda bu buz gibi yerden gidip sıcak evime dönebileceğim. Sonunda abi. Sonunda. Resmen hala bir rüya gibi geliyor. Lanet olası herifle o kadar uzun uğraştık ki yemin ediyorum artık bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştü. 2 yılımızı burada harcadık abi. 2 yıl. Düşünebiliyor musun? 2 yıl boyunca Sofya'yı görmedim abi. 2 yıl boyunca. Ne aradım ne sordum. Sadece özel günlerden özel günlere. Lakin artık nihayet döneceğim. Nihayet abi. Ama döndüğümde neyle karşılaşacağım hiçbir fikrim yok. Neyle karşılaşacaksın oğlum? Seni seven bir kadınla. Orası öyle de abi. Ben eski adam değilim. O nasıl olacak? Bu 2 yıl beni çok değiştirdi abi. Çok değiştirdi. Ivanov'un peşinden gitmek için gaddarlaştım. Mecburdun aslanım, mecburdun. Ne yapacaktın ya? Öyle de abi, ne bileyim. Sofya beni bu halde kabul eder mi? Şu tipimize bir baksana. Daha iyisi gibi oldum. Resmen ayılarla savaşa savaşa ayı gibi olduk ya. Eder aslanım, eder. Çok fazla kafana takıyorsun. Sanki sen keyfinden gitmişsin. Buralara gelmişsin gibi. Buradan dön ateş, dön. Uçağımız ileride. Yani sonuçta onun güvenliği için gittin aslanım. Öyle de abi. 2 yıl ya, 2 yıl. Boru mu yani? Yani tanıdığım Sofya'yı göremeyebilirim abi. Ya o da benim gibi operasyonlara gittiyse? Faruk abi onu köpek gibi kullanmıştır şimdi abi.
Kullanmıştır değil mi? Ateş saçmalama oğlum. Faruk abin sana söz vermedi mi? Kullanmayacağız dedi görevde falan. Sofya'nın istihbaratta işi bitti dedi. Yani Faruk'u eğer ne kadar sevmediğini bilsem de birazcık ona güven. O sözünde durur, merak etme. İnşallah abi, inşallah. Faruk abi mi gönderdi bu uçağı? Ha, o gönderdi. İnanması güç ama ilk defa Mısır kafa bize düzgün bir uçak gönderdi. Bunu ben uçuracağım ateş her zamanki gibi. Atla bakalım, yuvaya dönme vakti. Bak bu sefer düzgün koltukları olan bir uçak. Hadi bakalım, düzgünce bir motoru da var. Hazırsan kalkacağız. Vallahi hazırım da abi, yine de Sofya'ya dönmek bilmiyorum. Sanki bir hayal gibi. Hayal değil aslanım, artık sadece birkaç saat uzağımızda. Benim birkaç saat dediğime bakma. Muhtemelen 14-15 saat gideceğiz ve burada muhtemelen giriş gelecek ama anladın yani. Anladım abi, anladım. Lakin düşünsene, giriş bile 2 yıl sonra geliyor abi. Yani evet, biraz gecikti. Neyse, hadi başlayalım. Hiç başlamamaktan iyidir değil mi? Abi, başlamak demişken, Sofya bensiz bir ilişkiye falan başlamamıştır değil mi? Ney? Yok artık ateş, saçmalama oğlum. Kız seni seviyor. Senden ayrı bir ilişkiye niye başlasın? Yapmaz ö... What the f***? Ne oldu lan? Ha? GTA 5, GTA 5, GTA 5. Ateşin hayatını bitirmek istiyor GTA 5. Oğlum bak bu iki etti. Üçüncüye bir uçak kazası yaşarsak harbiden Ateşin hayatının finalini öyle yapacağım. Bu ne lan? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi mükemmel, asla hatası olmayan kusursuz bir uçak girişiyle videonun girişine başlamış bulunuyoruz. Gördünüz arkadaşlar, en ufak bir kusur bile olmadı ve resmen Ateşin hayatına hatasız başladık. Bugün arkadaşlar Ateşin hayatında aradan 2 yıl geçtiğini görüyoruz ve elbette ki Ateşin manyak bir şekilde girişini, sakallı, böyle tam bir psikopat, psycho hallerini gördük. Arkadaşlar aradan 2 yıl geçti ve Ateş artık bildiğimiz Ateş değil. Ivanov'un peşinde yıllarını harcadı, koşturdu, koşuşturdu ve sonunda Ivanov'u öldürmeyi başardı ve... Bu kadar yakın mı lan Rusya ile Amerika? Neyse, gördüğünüz gibi şu anda ülkesine dönüyor arkadaşlar. Çünkü artık zamanı geldi. Sofya'yı 2 yıldır görmüyordu. Resmen burnunda tütü... O bacak... Allah kahretsin, ne oluyor bugün GTA 5'e? Doğru düzgün bir giriş bile yapamadık. Lakin bölümü zaten anlamışsınızdır. Ateş artık değişmiş, bambaşka bir adam olarak ülkesine geri dönüyor. Bakalım döndüğünde onu ne karşılayacak? Bacağı uçaktan çıkan Victor haricinde. Hadi başlayalım arkadaşlar. Vay be, Los Santos be abi. Victor abi, görüyor musun? Şehre geri geldik abi. Şimdi kim bilir şehir bize nasıl sürprizler getirecek abi. Ulan 2 yıldır yoktum. Hiçbir şey değişmemiş. Bir tek kar yağmış. Anasını satayım, şu kardan bir kurtulamadık. Yemin ediyorum abi, var ya. Ya en çok Rusya'da kardan nefret etmiştim. Burada da kar yağıyor ya. Üff üff. Buz gibi anasını satayım. Neyse, aşağıda Sofya sanırım beni bekliyor abi. Baksana orada. Ulan be, Sofya'yı görünce biraz içim ısınır. Abi, bu pek Sofya'ya benzemiyor ama. Aman be Ateş, işi çıkmıştır Sofya'nın, Allah Allah. Ya da ne bileyim, hasta falandır. Onun yerine Eftelya'yı göndermişler. Gel. Ne çok derde diyorsun, anlamadım ki. Buz gibi bir yerden kurtuldun. Takıldığın şeye bak Ateş. Gel. Eftelya. Kızım, seni bile özlemişim yemin ediyorum. Ulan be, 2 yıl sonra geri döndük ha. Mısır nerede? Arabanın arkasında mı? Bir dakika lan. Mısır niye gelmemiş lan buraya? Abi, aynısını ben Sofya için sorarken sen abartma diyordum. Şimdi sen abartıyorsun galiba. Ya Eftelya, Sofya niye gelmedi buraya? Faruk abi niye gelmedi? Hayırdır? Ay hoş geldiniz Ateş Bey, hoş geldiniz Victor Bey. Ay iyi ki geldiniz ya, gözümüz yollarda kaldı. Ateş Bey, Faruk Bey ve Sofya Hanım sizi evde bekliyorlar. Kendileri beni gönderdiler karşılamak için. Seni mi gönderdiler? Kız, o Faruk iyice abartmış ha. Faruk,
Sen beni karşılamaya nasıl gelmezsin lan? Demek kendisi gelmedi ha bu Mısır'ı. Hayır efendim, gelmedi. Neden gelmediği konusunda da bir bilgim yok. Çünkü o kadar yetki sahibi değilim. Hala acemiyim. Vallahi benim ufak bir tahminim var. Dönüştüğümüz adamları görmek istememiş olabilirler abi. 2 yıl çetin bir savaş verdik Eftelia. Ve psikolojimiz alt üst oldu. Tahmin edebiliyorum Ateş Bey. Masa başı işe benzemiyor dediğiniz gibi. İsterseniz ben sizi eve götüreyim. Daha fazla dışarıda durmayalım. Gerek yok Eftelia. Sen anahtarları bana ver. Arka koltuğa geç Victor abiyle. Ben arabamı kendim sürerim. Benim arabam olmasa bile. Ya insan en azından benim M8'i getirir kızım ya. M8'i... Allah Allah. Bana resmen polis arabası sürdürüyorsunuz ya. Efendim aslında getirecektim lakin arabayı çalıştıramadım. Sanırım bakımsızlıktan şey olmuş. Ne olmuş? Ne demek bakımsızlık ya? Bakmadınız mı kızım arabaya? Efendim özel mülk yani CIA olarak bizi ilgilendirmez. Sofya Hanım da arabayla hiç uğraşmamış galiba. Yani o yüzden arabanız birazcık zortlamış. Birazcık zortlamış öyle mi? Birazcık zortlamış. Abi bu duyduklarım benim hoşuma gitmiyor ama hadi hayırlısı. Sakin ol Ateş, sakin ol. Olabilir. Oğlum kızın başına kim bilir neler geldi yani. Normal. 2 yıldır yoktuk. Arabayla mı uğraşsın yani değil mi? Bir sürü iş gelmiştir. Doğru diyorsun abi, doğru diyorsun. Hayat başlı başına yoruyor. Ama niyeyse benim burnuma kötü kokular geliyor abi. Ay efendim ben yeni bir parfüm almıştım, onun kokusudur, özür dileyim. Ya yok Eftelia, ondan bahsetmiyorum Allah Allah. Yani kötü bir iş oluyor manasında. Bilmiyorum. Buradan iyi bir iş çıkmayacak gibi ama hadi hayırlısı. Ulan Los Santos hiç değişmemiş ya, hiç değişmemiş. Hala aynı. Görgüsüz şoförler, trafik kuralını tanımayan polisler ve uçağın uçakla düşüyor mu lan? İnşallah düşmez. Abi ne diyorsun, oyunun azizliği yaşanır mı? Yaşanır, üst 2.5. Oha o kadar diyorsun. Yaşanmadı abi. Neyse. Bakalım ev ne yapıyor abi. Bayağıdır evi görmüyordum. Özledim var ya, yemin ediyorum. Natasha abla hediye etmişti. Allah razı olsun. Geri de almadı herhalde. Ha yok efendim, alamaz. Malum artık Faruk Bey CIA'nın başında ya. Evet başında değil mi? Başında. Faruk Bey. Daha doğrusu Mısır Bey. Aman abi aman. Mısır falan deme de. 2 yıldır görüşmüyoruz. Arıza çıkmasın. Bir şey olmaz oğlum. Ne arızası çıkacak? Faruk benim eski ahbabım. Bu ne lan? Ateş oğlum senin evi resmen karargaha çevirmişler lan. Ne oluyor kızım burada? Ay Victor Bey, Faruk Bey'in korumaları malumunuz. Kendisi artık CIA'nın başında olduğu için özel korumalar tahsis edildi kendisine. Nereye giderse oradalar. Yalnız bu ekip yaklaşık 2-3 aydır falan burada. Faruk Bey çok sık geldiği için buralara. Çok sık geldiği için derken? Ne için gelmiş ki Sofya'nın evine abi? Abi benim burnuma kötü kokular geliyor abi. Buyurun, kimsiniz? Faruk Bey'in rezidansını niçin rahatsız ediyorsunuz? Faruk Bey'in rezidansı mı? Sen kimsin lan? Ne Faruk'un rezidansı oğlum? Burası benim evim lan. Hey Steve, o Ateş Bey, buranın sahibi. Aa, merhaba Eftelia, seni arkada görmedim, kusura bakma. Ateş Bey, evin sahibi. Bir dakika Ateş Bey, kusura bakmayın, tanıyamadım sizi. Faruk Bey'e haber vereyim, girişiniz onaylarsa geçin. Faruk Bey'e haber vereceksin, girişimiz onaylanırsa geçeceğiz. Kendi evime. Abi, bak CIA MIA demem. Kur'an çapsın ben bunları vururum. Bak bak. Aa! Lan sen kimin evine? Kim için izin istiyorsun lan? Allah'ın lalesine bak. Ana! M8. Oğlum benim M8 niye dışarıda yatıyor lan? Niye içeri almamışlar abi? Dışarıda donar lan bu. Bu kullanılmamışlıktan değil, dışarıda kalmışlıktan donar. Ulan bunun içine koyduğum benim özel spor sıvı. Allah Allah, katılaşır buz gibi havada. Eftelia, bu hep mi dışarıdaydı? Ay evet Ateş Bey, ben buraya ne zaman gelsem dışarıdaydı. Demek ne zaman gelsen dışarıdaydı ha? Ulan. Ulan Sofya, niye içeri almadı ya bunu, niye abi? Allah Allah, bu kimin arabası ya? Lan bunu buraya koymuşlar. Benim arabamı alın. Bismillahirrahmanirrahim, ne oluyor lan? Benim arabamı almamışlar. Nerede ya bu kız? Nerede? Sofya! Sofya!
Ay çok komiksin Faruk ya. Hayatım, salonda mısın? Salonda değil. Lan dışarıda da oturulmaz bu havada. Nerede ya bunlar abi? İstersen sen geç bir yemek falan ya abi. Ben şu Sofya'yı bir bulayım. Sofya! Neredesiniz ya? O müzik sesi ne lan? Sofya! Sofya! Ne oluyor oğlum burada? Parti mi var? Ne oluyor lan? Ana! Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ooo Ateş! Hoş geldin koçum. Sakal yakışmış. Ya ondan sonra yağmursuzu adaya bırakmıştı. Ay çok komiksin Faruk ya. Ateş hoş geldin. Nasılsın? Ha? Ben iyiyim de asıl siz nasılsınız? Nereden geliyor lan bu müzik sesi? Kapatın şunu ya, kendi sesimi duyamıyorum. Ya Ateş oğlum sen ne oyun bozansın, hemen geldin oyun bozuyorsun ya, Allah Allah. Hey Alexis kapat şu müziği. Hey Alexis mi? Alexa değil miydi lan o? Benimki Alexis. Yeah. Sofya, ben sizi yalnız bırakayım. Ateşle konuşacaklarınız vardır. Gel geldi mi lan Ateş? Geldi abi, geldi. Aşağıda kendisi. Karşılamadığın için çok içerledi. Ben de içerledim. Gelip bizi karşılamadınız yani. Yeah. Bir gideyim de takılayım. Sofya, peki ya sen? Sen niye gelmedin? Ay müzik de kapandı ya. Bütün zevk kaçtı. Ya Ateş ne demek niye gelmedin Allah Allah? İşim gücüm vardı, uğraşıyordum yani. Belli oluyor, belli oluyor. İşin gücün çok. Dans etmekle meşgulsün Faruk abiyle. Sofya ne oluyor? Ay ne bağırıyorsun be Allah Allah. Alt üstü birazcık eğlenelim. Kafa dağıtalım dedik yani. Ne bağırıyorsun? Sofya 2 yıldır görmediğin sevgilini böyle mi karşılıyorsun? Ha? Gelip bir havaalanında bile karşılamadın. Burada geçmişsin evde parti yapıyorsun. İnsan bari kapıda karşılar ya. Bunu 2 yıl boyunca telefonlarıma çıkmayan adam mı söylüyor? Ulan bayramdan bayrama, kandilden kandil aradın ya Allah Allah. Köydeki teyzelerim gibi. Beni arayıp sormadın. Şimdi hesap mı soruyorsun? Sofya, bana öyle dik dik konuşma, canımı sıkma. Aa, Ateş, ne oluyor sana ya? Allah Allah, ne oluyor? Geldin dakika bir gol bir. Allah Allah, artistlik yapıyorsun. Sofya, bana artistlik yapıyorsun diye konuşma. Yemin ediyorum burada sana... O ne lan? Bu buradan bana ne Ateş? Buradan bana ne? Bana el mi kaldıracaksın? Yazıklar olsun Ateş. Çocuğu uyandırdın. Çocuğu. Geldim anneciğim, geldim. Geldim. Çocuğumu uyandıracağım. Ne çocuğu lan? Ne diyor oğlum bu? Sofya! Nereye gidiyorsun ya? Ne çocuğu? Ne saçmalıyorsun sen? Seninle konuşuyorum. Nereye gidiyorsun? Bu ne lan? Bu çocuk da neyin nesi? Neyin nesi olacak Ateş? Neyin nesi olacak? Sana söyleyemedim. Çünkü telefonlarıma bile çıkmadın. Bayramdan bayrama arayıp hal hatır bile sormadan ben yaşıyorum deyip kapattın 2 yıl boyunca. Sana söylemeye fırsatım olmadı ama sen gittikten 9 ay 10 gün sonra kucağıma çocuğumuzu aldım. Ben gittikten sonra çocuğumuzu mu aldın? Nasıl yani? Kucağındaki benim çocuğum mu? Yok Ateş, Harry Potter'ın. Allah Allah, kimin çocuğu olacak ya? Senin çocuğun. Ateş, bir oğlumuz oldu. Oğlumuz. Adını ne koydun biliyor musun? Ne koydun Sofya? Ne koydun? Ana, oğlum olmuş lan. Oğlum olmuş. Oğlum çok güzel. Ne koydun? Ateş, oğlumuzun adını senin babanın adından koydum. Süleyman. Süleyman mı? Sen benim babamın adını nereden öğrendin? Nereden olacak Ateş? Nereden olacak? Faruk'tan. Sen yokken benimle o ilgilendi. Her türlü yardıma koştu. Doğumda, hastalıkta, sağlıkta. Çok ilgilendi benimle. Sağ olsun. Oğlumun da bütün masraflarını karşıladı. Daha doğrusu oğlumuzun. Yani Faruk'tan öğrendiğim. Faruk abiden mi öğrendin? Masraflarımızı mı karşıladı? Ya kızım,
bunu ben telefon açtığımda niye söylemedin Allah Allah? Yani tamam evet kısa konuşmuş olabilirim de bir çocuğumuz oldu diyebilirdin. Ateş ne saçmalıyorsun sen? Telefonu açıp ben yaşıyorum deyip kapatıyordun 3 saniye içerisinde. Nasıl konuşabilirdim? Ya evet orası öyle. Ama mecburdum yani arkamda Ivanov vardı. Telefonları falan dinliyorlardı. Yani uydu telefonu bile sokamamıştık Rusya'ya. Ya Sofia, inanamıyorum. Benim oğlum mu? Tutabilir miyim? Elbette ki senin oğlun Ateş. Elbette ki. Tutabilirsin. Al. Hop gel bakalım. Sofia, inanamıyorum. Çok güzel. Çok güzel bir bebek bu. Demek adını babamın adı koydun ha? Süleyman. Sofia, gerçekten beni mutlu ettin. 2 yıl sonra aldığım en güzel haberdi bu. Kan, acı ve öfkenin dışında. Sofia, inanamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey demene gerek yok Ateş. Hiçbir şey demene gerek yok. Artık her şey bitti. Hepsi geride kaldı. Ivanov'u öldürdün değil mi? Her şey bitti. Evet Sofia. Evet öldürdüm. Artık her şey bitti. Peşimizde kimse yok. Artık sadece sen, ben ve oğlumuz Süleyman var. Oğlum inanamıyorum. Resmen oğlum olmuş. Oğlum olmuş. Ulan adını da Süleyman koymuş. Babamın adı. Ulan Sofia'ya kızdım da. Lan kızın günahını aldık. Anasını satayım ben aramadım doğru düzgün. Bir de artistik yaptım. Atar yaptım. O benim çocuğumu taşırken. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir bölümle 2 yıllık bir aranın ardından devam ettik. Tabii ki bu 2 yıllık ara oyun süresindeki 2 yıllık ara ama gerçek hayatta da en az 1 yıl oldu falan. Oğlum Ocak ayını çıkacağız ben hala yılbaşı esprisi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bugün Ateş Rusya'dan evine döndü. 2 yıldır çatışma, kan ve başka bir şey görmemişti. Acayip de sinirliydi. Çünkü Sofia kendisini havaalanında karşılamaya gelmemişti. Kafasında acayip fikirler kurmuştu. Üstüne bir de evde Faruk'la birlikte parti yaptığını görünce bardak taşmıştı. Ateş bayağı sinirlenmiş. Neredeyse Sofia vuracaktı ki bir bebek sesi geldi. Ve gördüğünüz gibi her şeyi öğrendik. Sofia'nın günahını almış Ateş. Gördüğünüz gibi düşündüğü gibi şeyler yaşanmamış. Tam aksine Sofia Ateş'in bebeğiyle ilgilenmiş. Yani Ateş'in artık küçük bir Ateş Junior oldu. Ama ismi Süleyman. Çünkü Ateş'in babasının adı Süleyman'mış ve bunu seride ilk defa öğreniyoruz. Neyse gördüğünüz gibi Ateş artık mutlu aile hayatına dönme fırsatına kavuştu. Gördüğünüz gibi düşmanlarını eledi ve videonun da sonuna geldik. Bakalım Ateş'in bu mutlu hayatı ne kadar gidecek, neler olacak, ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Lakin bugün değil, çünkü dediğim gibi bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ne diyorsunuz? Ateş'in yeni çocuğunu nasıl buldunuz falan. Saçma bir soru olur ama. Nasıl? Ateş'e benziyor mu? Yoksa acaba bir alengirli işler döndü mü? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aracın içi. Şimdi aracın içini nasıl siliyoruz? O önemli. Evet. Aç kapat. Onu ben temizlemeyeceğim deme lan. Bu ne lan? Oğlum leş gibi. Ana ne yapmış bunlar? Bir dakika buna bunu kullanmayacağız herhalde. Bunu alacağız. Ha her şeye ayrı set var arkadaşlar. Ya. Ya ne rezalet insansın kardeşim. Ne yaptın buraya ya? Ne yaptın ya? Ne yapıyoruz şu an? Bir dakika. Şu an neyi temizliyorum ben? Çıkıyor mu üstünde kir? Ha çıkıyor evet. Bir dakika hızlı hızlı yapacağız galiba. Bunu hızlandırabiliyor muyum? Yok sanırım hızlandıramıyorum. Ha basılı tuttukça gidiyor tamam. Fış 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 yapmama gerek yok. Arkadaşlar inanılmaz keyifli. Gerçekten. Yani böyle saçma oyunlar beni eğlendiriyor.